Evet, bade işçil canım. Sen de bade işçil diye bade konuşmuştuk. İşçil. Sıralamayı bazen şey yapıyoruz. Bade işçil Malkoç Suarp'le 2 yıllık evliliğini geçen Haziran'da bitirmek üzere yola çıktılar. Aslında normal bir süreç diyecektik boşanmaları ile ilgili. İkisi de medeni insanlar, ancak ortaya dökülen iddialar, iftiralar, karşılıklı hakaretler o kadar uzadı ki hukuki olarak da bir türlü ayrılamıyorlar. Bade işçil durdu durdu, içindekileri tuttu tuttu ve her şeyi ikinci sayfaya anlattı. İlk kez ekrana geliyor. Eşi Malkoç Suarp'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan Bade İşçil içini sadece ikinci sayfaya döktü. Bade İşçil sözlerine bazı gazetelere sitem ederek başlıyor. Öyle mi düşüneyim? Sen de beni az çok tanıyorsun. Yani şöyle bir insan mıyım ben? Beni mal avcısı, para avcısı hale getirdiler. Mal paylaşımı ile ilgili çıkan haberler nereden kaynaklanıyordu peki? Ortada bir mal rejimi davası var mı? Para avcısı, mal avcısı asla değilim. Ben bugüne kadar daha bir mal rejimi davası açmadım. Karşı taraf açtı. Eğer konuşulacaksa o mal rejimi davası, bilmiyorum, bir şekilde bizim davalarımız, hani ben basından gizli olmasını talep ettiğim halde basına yansıyor, nasıl oluyor bilmiyorum. O dilekçeler ele geçirilirse eğer, karşı taraf bana mal davası açtı. Hani ben mal düşkün insanım ya. Yani karşı tarafın açtığı bir mal davası vardır. Oradaki maddeler incelenip bakılırsa kimin mal peşinde olduğu da belli olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Bade İşçil'in avukatının Güzel Oyuncu'nun isteklerinden bunaldığı için davadan çekildiği şeklinde haberler çıkmıştı. Güzel Oyuncu bu konuyu aydınlatıyor. Bakın olayın aslı nasılmış. Bir kere avukatım istifa etmedi. Ben azlettim. Hani her şey yanlış yansıtılıyor. Yok işte beni terk etmiş, o da bana dayanamamış. Türlü türlü şeyler. Şimdi Bade İşçil ve eşi Malkoç Suarp arasında yaşanan olaylı boşanma sürecini ilk ağızdan ve sadece ikinci sayfada izleyeceksiniz. Ben bir tek boşanma davası açtım. Nafaka talebinde bulundum. Bu zaten bu boşanma davasında yapılması gereken, doldurulması gereken bir yer diye söyledi bana avukatım. Ben o yüzden böyle bir şey yapıldı. Onun dışında daha ben bir mal davası falan açmadım. Eşi Malkoç Suarp dava dilekçesinde bakın Bade İşçil'den neler talep etmiş. Karşı tarafın mal davası rejimi dilekçesindeki maddeleri ben size bir kısmını söyleyeyim. Evlilik alyansımızı yatırım amaçlı aldığı, kendi alyansını da benim alyansımı da yatırım amaçlı olduğunu söyleyip benden bunları talep ediyor. Sizin ben evlenmeden önce evlenme teklif ettiği bir tek taş yüzük vardı. O zaman işte gündemde bayağı kaldı. O yüzüğü yatırım amaçlı, evlenme teklif ettiği yüzük yatırım amaçlı olduğunu iddia edip onu istiyor. Benim evlenmeden önceki gelirime ortak oluyor. Evlenmeden önce ki benim bekarlıkta oturduğum evimin gelirine ortak oluyor. Bu da yaklaşık 7.000 lira falan diye yazmış. Malkoç Suarp, Bade İşçil'in kendisine çocuğunu göstermediğini iddia ediyordu. Valla mahkemenin kararı, benim çocuğu göstermeme gibi bir lüksüm şu an olamıyor maalesef. Mahkemenin verdiği karar 3 saat. Onu da arada 2 saat diyorlar, bilmem ne diyorlar, bir ajitasyonlar, bir şeyler. Benim elimde olan bir şey değil. Ama mahkemeden bununla ilgili yine başvuruda bulunmuşlar. Mahkeme ne karar verirse zaten benim hukukun karşısında, yasalar karşısında boynum kıldan ince. Bu konuya da açıklık getiriyor Bade İşçil. Şimdi bu bandı izlerken Gülşen'e de söylüyorum, peri masalı gibi başlamıştı. Çok tutkulu aşıklar olarak görülüyorlardı da nereden nereye geldiler şimdi? Yani Bade İşçil'in alyansı bile yatırım amaçlı olduğunu öne sürerek benden istiyor. Evlenmeden önce aldığım evin kira gelirini istiyor. Evlenmeden önce biriktirdiğim paraları istiyor noktasında. Bir de Malkoç Suhalp'in söyledikleri aklıma geliyor. Aklı sağlığı yerinde değil, oğlumuzun geleceği için bir rapor alınması lazım falan. Bunları birleştirince nerede o peri masalı gibi düğün, nerede o birbirini seven aşıklar? Yazık, neye üzülüyorum? Ortada bir çocuk var. Birbirinizle ilgili ithamlarda bulunurken o Bade, o Malkoç olarak değil, o benim oğlumun annesi, o benim oğlumun babası diye dikkat etmeniz gerekir bence. Evet. Yani kızla ilgili kafa koparıcı iddiaları ortaya atıyorsun. Diyorsun ki 7.000 lira kira
Onu da senden istiyorum. Bekarken elde ettiğim paraya bile göz dikti diyorsun. Bir dakika, mal paylaşım davası açtın değil mi? Evlilik birliği içinde edindiğin malların, kadının ya da erkeğin bölüşülür. Hani erkek ne kazandıysa evlilik birliği içerisinde, bu evlilik bir yıl sürdüyse bir yıl boyunca ne aldıysan, ev mi aldın, araba mı aldın, bankada paran mı var, bunu bölersin. Eşit şekilde bölünür, anlaşılır. Bir sözleşme falan yoksa. Ama sen bu kadının bekarken çalışıp alın teriyle aldığı mallardan hiçbir şey talep edemezsin. Hiçbir şekilde. Hiçbir şey talep edemezsin. Evet. Geçtim. Reklam filminde oynamıştı evliliğinde. Hı. Evlendikten sonra çünkü. Hani o parayı da istiyormuş. O sizin bileceğiniz şey. Çünkü sen de ondan bir takım şeyler talep edeceksin. Ediyorsun da. O da senden. Şimdi diyoruz ya, evlilik birliği içinde edindiğiniz her şeyi bölüşmek durumundasınız. Evet, kanunlar bunu söylüyor ama zaten. Ama bekarken edindiğin mallardan hiçbir şey talep edemez. Yani aldığı, evlilik teklif ederken taktığı, artık tek taş mıydı, alyans mıydı, neydi, her neyse, onu bile yatırım amaçlı yaptım ve onu tekrar geri istiyorum demesi falan artık olayın son noktası. Zaten oraya gelene kadar çocuğunun annesine nereden baksanız 2 yıl az bir süre de değil, 2 yıl evli kaldığı eşine akli dengesi yerinde değil, hastaneden rapor alınsın denmesi ne kadar ağır bir şey ya. Yani çünkü artık evladının annesi ve bunlar ileride Google'lardan bakılacak, neyi ne kadar sildireceksin evet, yani. Evet. Evet, 2013-31 Mayıs'ında senin de dediğin gibi böyle peri masalı bir düğünle evlendiler. Hatta o dönem bade işçiliği için sosyeteye gelin gidiyor. Bundan sonra dizi setlerinde sabahlamasına gerek yok. Kocası ona güller gibi bakacak, bir dediğini iki etmeyecek şeklinde konuşuluyordu. Görün işte arkasından neler çıktı. O mutluluk pozlarının arkasında meğer gözyaşları varmış. Badenin gözyaşları varmış. Hep şu lafı çok severim. Kadın erkeğin yansımasıdır. Bakın burada mutsuz bir kadın görüyorsunuz. Evet. Kadının ışığı gitmiş. Kadının ruhu çekilmiş. Gözündeki fer sönmüş derler ya, aynen öyle. Evet, ki Bade ne kadar ışıl ışıl, cıvıl cıvıl bir kızdı. Evet. Tam o aşık olduğu dönemdeki şeyi hatırlıyorum, röportajlarını hatırlıyorum ya da öncesinde. Şimdi Bade İşçi ile Malkoç Sualp'in geçen Haziran'dan bu yana ortaya dökülmedik, saçılmadık sırları kalmadı. Şimdi bu açıklamalarla birlikte yeniden celallendi. Bugün de gazetelerin magazin sayfalarında ve eklerinde de göreceksiniz. O haberleri de size kısaca özetleyelim. Bülent Cankurt yazmış. Malkoç Sualp önceki gün yanına hakimi de alıp bir bankanın Etiler'deki şubesindeki kasayı kontrole gitti. Bade İşçil de geldikten sonra kasa açıldı. Mahkeme tutanaklarından öğrendiğime göre diyor Bülent, Malkoç Sualp'in kasada olduğunu iddia ettiği, babasından miras kalan kolye, annesine ait pırlantalı kelebek kolye, meşhur bir marka saat ve 4 adet kol saati ve oğulları Azur'un doğumunda gelen 40 gram altı yerinde yokmuş. Hakim Bade İşçil'e kasanın içindekileri sorduğunda Bade İşçil haberim yok cevabını vermiş. Aralıktaki duruşmaya kadar Bade İşçil ile Malkoç Sualp cephesinden daha çok haber çıkacak diyor Bülent. Bence de çok haber çıkacak. Düşünebiliyor musun Müge? Evlilik teklifi ederken parmağına taktığı şu tek taş, evet, yüzüğü ya, bile geri istiyor. Evet. Savunması da şu: ben onu yatırım amaçlı almıştım. Evet. Nasıl yatırım amaçlı almışsın? Evet. Bak burada bir yani tek... Yani kafa farklı çalışıyor. Bizlerden, herkesten farklı çalışıyor. Bence... Bade'ye bu noktada üzüldüm. Evet. Bence Malkoç Sualp'in paraya bir kere ihtiyacı yok. Gayet iyi biliyoruz. Hem Londra'da hem İstanbul'da şirketleri var. İkiziyle birlikte gayet de güzel çalışıyorlar, kazanıyorlar. Bence öc almaya çalışıyor. Kinli, sinirli. Yani bu kızı maddi olarak bitirirsem süründürürüm, belki çocuğun velayetinde bu şekilde alırım diye bir hınç duyuyor. Hınç. Ne yapmak istiyor biliyor çünkü musun? Piyasada da tutunsun istemiyor. Aynen. Hani kızı hem maddi hem manevi olarak çökertmek istiyor. Evet. Amacı bu. Bade de buna evliliği süresince de biraz da izin vermiş. İşine ara verdi. Gelen teklifleri geri çevirdi. Ya daha bir sürü şey, soyadından vazgeçti. Düşünebiliyor evet musunuz? Demek ki ben çok artık aşık Bade oldu. İşçil değilim, Bade Sualp'im.
Röportajında böyle söyledi. Demek ki çok aşık oldu, çok sevdi Gülşen. İnsanların bir gözünün kararma dönemi var. Şimdi o karartı kalkmış. Bak, Mügeciğim. Yani yüzünün feri sönmüş diyoruz ama o da üzüntüden. Ama yani yoksa başka türlü insan 3 ay içinde nasıl ya evlenir? Çok çok üzülür. Aynen, çok aşık olursun da. İşte şurada hata da şurada. 2 ay 3 ay içinde ne daha da az hatta. Hiç tanımıyorsun, bilmediğin. Hani birkaç kere sohbet ettin, bir iki yemeğe çıktığın insanla evlilik kararı alıyorsun. Aslında bak bazen... Ve onun için işini gücünü bırakıyorsun, evet, onun bak, için soyadından vazgeçiyorsun. Dün Deniz Akkaya buraya geldiğinde ne söyledi? Oraya takıldım. Evet. Erkek arkadaşından şiddet gördüğü için ayrıldı. Üstelik kızı Ayşe'nin gözü önünde şiddet gördüğü için ayrıldı. Deniz'e biz reklam arasında da sorduk. Ne zaman hissettin işlerin yolunda gitmediğini? Çünkü bir yıldan beri birliktelerdi. İlk 5 ay herkes kendi evindeydi dedi. Herkes kendi evinde, o zaman anlamıyorsun. Flört gibi en güzel zamanlarında falan karşılaşıyorsun, buluşuyorsun. Ne zaman ki aynı çatı altına girdik, hani evlenmeden önce bir deneyelim dedik. O zaman gerçek yüzü ortaya çıktı dedi işte bak. Evet, yani, tabii. Yani bazen 10 yıl flört ediyorlar, 10 yıl sevgililer. Bir ünlümüz daha var, buraya geldi söyledi. İkimiz de çok iyi tanıyoruz. Beyefendi geldi. Hı hı. 8 yıl flört ettiler bak, 8 yıl. Aynı evlerde yaşamadılar. Sonra evlendiler. Bir sene sürmedi evlilik. Gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyorlar. Evet. Evet, Malko Sualp'in bir iddiası daha var. Oğlum Azur'la çok ilgilenmiyor işte. Ben oğlumu fazla göremiyorum şeklinde. Vadeden açıklama, mahkeme kararı var. Çocuğu göstermeme gibi bir lüksüm yok. 3 saat görmesine izin verildi ama ailesi 2 saat görüyoruz diyor. Mahkemeye başvurmuşlar. İlgilenmiyormuşum çocuğumla. Yanındayken hep gülüyormuşum. Ne yapayım? Ciyak ciyak ağlayayım mı? Buna da mı gülecek takılmışlar? Yani tabii ki gülecek. Hiçbir şeyi belli etmeyeceksin çocuk. Çocuk her ne yaşta olursa olsun her şeyi alıyor, anlıyor. Tabii, kesinlikle annenin babanın mutsuzluğunu, evdeki huzursuzluğu yani çok normal. 3,5 aydır sürüyor bu süreç. Bu çekişmeli süreç 3,5 aydır sürüyor. Bade İşçil 7 kilo vermiş bu süreçte. Evet, bir deri bir kemik. Yüzünden de belli, belli oluyor zaten. Şimdi şöyle, ikisi için de hukuki olarak ister Aralık'ta bitsin ister Nisan'da bitsin. Bambaşka hayatlara yol açacaklar. Yani Bade İşçil'in hayatına daha genç ve güzel bir kadın biri girecek. Malko Sualp de kendine yeni bir sevgili ya da eş bulacak. Şimdi hayatlarına girecek adamın ve kadının ön yargısını düşünebiliyor musun? Tabii. Yani Bade İşçil avaz avaz bağırıyor, diyor ki kafa koparıcı kadın değilim. Şimdi bu magazin dünyasında bir adam bir kadını seçerken tamam güzelliği, efendiliği falan artık hangisini hangisine dereceye oturtuyor bilmiyorum ama hemen şeye bakarlar, kafa koparıcı mı? Evet. Çünkü öyle bir yaftadır ki bir yapışır hayatınıza giren kişiye diyemezsiniz. Ben maddiyatçı değilim, ben para şey düşkünü değilim. Bir öncekinin size yapıştırdığı etiketle gezersiniz birkaç yıl. İlişkiniz bile bozulur. Bade'yi, o açıdan ne kadar zor. Bade'yi hepimiz tanıyoruz ama. Tanıyoruz 15-16 yaşından beri tanıyoruz aslında. Kız yaşadığı ciyak, başka ciyak bir bağırıyor. Türkücüyle ilişkisiyle duyduk. Yani evet, kızın öyle hiçbir tarzı, hiç en azından bizim kulağımıza gelir. Hani zengin avcısı diyorlar ya, var, bazıları öyle, var, var öyle. Var var var. Bir tanesi var şimdi. Nakına nasıl koparıyor vallahi. Ne yapıyor? Kafa, kol, bacak koparıyor yani. Adamın sadece kafası değil. Bence yakında kolları da kopacak da. Ben onlarda neye bayılıyorum biliyor musun? Hazır mevzuyu sen açmışken. Bak yazayım sana. Biliyorum, anladım. Anladım, anladım. Ya? Gıcık oluyorlar ama yazma. Sinir oluyorlar. Ama söyleyin söylüyor o zaman bize diyorlar. Yo, yo, yo. Ben neye takılıyorum biliyor musun? Ha. Böyle dediğin gibi kafa koparıyor, kol koparıyor bilmem ne filan. Arada bir böyle DJ'liğe gidiyor. İş hiç bitmiyor. Ben onlara bayılıyorum zaten bütün yaz. Hani ne derler, şezlongta yatmışsın tabii, diye. Tabii tabii. Hani tabii, bütün yazı lay lay long geçirmişsin. Bir tane bir işe gidiyor bütün yaz çalıştım. Ya da şöyle, eski eşten almış, yeni sevgiliden koparmış, bir öncekilerden bir servet yapmış. Ondan sonra böyle bir şey oluyor, bir kermes ya da bir moda gösterisi falan. Bu kolyeyi tasarladı. Kapalı çarşıdan aldığı boncukları dizmiş yan yana. Bütün o evleri, arabaları, lüks tatilleri, çantaları falan hepsini ondan almış. Ya da bir tane elbise dikmiş bir ünlüye. O elbiseyle 30 yıllık servetini karşılamış falan. Ya
Yutturmayın bize böyle şeyler yani. Kül yutmaz Müge ve Gülşen. Ferah diyor ki kızlar korkutuyorsunuz artık. Ne deseniz çıkıyor başından demiştiniz Malkuş Sualp'in eski ilişkilerine bakıp. Zaten bu ilişki sürmez diye. Ama işte sakalımız yok ki dinletemedik maalesef. Daha öyle. İnşallah olmaz. İnşallah yanılırız. Hı. Bir tane daha evlilik var. Böyle 2-3 ay veriyorum. Ne şeydeyiz değil mi? Ekim'deyiz. Ocak. Ocak. Ha? Ocak'ta. Yani inşallah yanılırım. Ha. Ben de böyle çok kötümser konuşuyorum ama gidişat o yönde. Öyle mi? Merak ettim. Sen şimdi anladın, anlamadın Hayır, mı? Hayır, yani birilerini konuşuyoruz, bir şeyler konuşuyoruz ama. Ha evet. Yani evet. Gidişat o yönde. Biraz evet. Gerginler. Çok gerginler.